Burası daha güzel, tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun bir süreden sonra saçımı düzleştireceğim. Düzleştireceğim. Anne saçını kestirme de demiştin ama kestirdim yani. Kestim kendim. Ayrıca ya gelinlik deneyecek, sonra nişanlık deneyecek. Düzleştireceğim. Seni çekmem zaten. O ne olur? Abi burası güzel. Düzleştirirse çok güzel olur. Çok güzel olur. Yakışmaz. Gelinliğe. Çok güzel olur. Ayşen, şöyle dalga dalga bir şeyler yaptırman hani lazım. Anne istemiyorum. Fön istiyorum. Ayşen, uzun bir süreden fön, sonra fön yapmadan. Fön gelinliğe gitmez. Gider. Ama bebeğim nasılsın? Bu kadar. Düzleştirmeli miyim sence anne? Hayır, hiç yakışmaz. Abiye'ye gelinlik de deneyecek seneler hiç de yakışmaz. Düğünlerde çünkü uzun bir süreden beri düzleştirmediğimi düzleştirmek anneciğim istiyorum şu arkadaşlar. Çıkalım. Yarısı çıktı, yarısı çıkmadı. Onu da koyarım ya ilk çektiğimi. Hayır, hayır. Düzleştirme yakışmaz. Topuz yaptırman lazım. Şöyle dalga dalga. Hayır ya. Doğal bir halde. Gelinlikli ya da abiye kıyafeti giyenler genelde saçlarını... Anneciğim yakışmaz gülüm. Yaptıracağım yakışmaz. Çünkü uzun bir süreden beri yaptırmadım. Bu yüzden çünkü merak ediyorum. Çünkü gelinliğe taç lazım ya da herhangi bir... Yok taç. Neyse arkadaşlar değil bir şey gülüm? Tamam arkadaşlar, annem kazandı ve kırık fön yaptırdım. Buralarda da gri simler var. Burasını örüverdi. Bence çok tatlı ve sevimli oldu. Ben beğendim. Artık fönlü de daha sonra saçım uzadığı bir gün yaptırırım arkadaşlar. Çünkü kısa saç... ...ça değil, böyle uzun saça bence fön daha çok gidiyor. Kısa saç da çok klasik gözüküyor. Uzun saç da böyle çok daha güzel gözüküyor. Bu şekilde. Merhaba arkadaşlar. Biraz sakınan çekebilir misin? Bu şekilde elbisem. Ben bunu giydiğim zaman topukluyla giymiştim. Bu yüzden hala eti uzun geliyor. Etini gösterebilir misin? Eti hala uzun geliyor. O yüzden onu bir daha yaptıracağız. Ama böyle arkası beli falan alındı ve bu şekilde tam dekoltesi falan dekoltesi bu şekilde gözüküyor. Bence çok güzel. En çok burasını beğendim. Burası çok tatlı gözüküyor. Üstü böyle dekoltesi, bağrı falan efsane gözüküyor bence ve kolları da. Etik ucunda bir daha yaptıracağım zaten. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Çıkalım. Merhaba arkadaşlar, sonunda geldim. Kaftanlar giyeyim ve bu elbiseyi de aldım yani. Gelmiştim 2 gün önce falan, böyle denemiştim, çok hoşuma gitmişti. Tabii ki de bedeni falan çok bol gelmişti. Eteği de uzun gelmişti, hepsi yapıldı şu anda ama topuklu ayakkabıyla denediğim için... Yüzümü gösterebilir misin? Topuklu ayakkabıyla denediğim için gene eteği uzun geldi. Çünkü ben bunu spor ayakkabıyla giymek istiyorum. Böyle incikli boncuklu şimdi spor ayakkabılar oluyor ya. Onlarla giymek istiyorum. Bunun bu detayını çok beğendim. Boncukları ve böyle dekoltesi bağrı. Çok hoşuma gitti. Kolları. Bunu bu şekilde çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Boydan gösterebilir misin? Bitti mi? Bu şekilde boydan. Bu şekilde. Tam bir prenses gibi oldum. Tamam, şimdi çıkmadı. Arkadaşlar. Bu şekilde oldum. Anne gelir misin? Beni ağlatmak mı istiyorsun anne? Keşke annemin tepkisini de çekseydim arkadaşlar. Böyle gördük. Aa falan yaptı böyle. Anne gelir misin be? Gel yanıma. Ay. Gel yanıma. Kız bu sen misin? Ne aşkım? Ya illa da evlenir miyim acaba ya? Hiç, yani sevgilim bile yok şu anda ama. Evlenir miyim? Sevgilin değil, arkadaşın yok. Mesela arkadaşın. Aklımızda bulunsun arkadaşlar. Buraya gelecek. Hayat arkadaşın yok. Evet yok. Bu şekilde gözüküyorum arkadaşlar. Koy. Evet. Çok güzel. Gülümse. Bence tam güzel oldu ya. Birazcık. Gülümse çok güzel. Güzel oldu yani. Boyun posun yerinde kız.
Aynen. Çok güzel. İşte arkadaşlar, bu videomu umarım beğenirsiniz ve yorum yazarsınız. Ne İyi yorum yazarsınız. Ayşen'cim, anneni de alalım yanına. Anne sen de gel. Ya. Anne gel aşkım. Benim aşkım annem. Başka evet. Sevgilim falan yok. Gel bebeğim. Evet. Benim de şekerim. İftade. Maşallah. Gidiyorum, gidiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olur. Yoruma da belirtin. Ne tür gelenekler seviyorsunuz? Böyle straplez mi seviyorsunuz? Kabarık böyle etekli mi seviyorsunuz? Yoksa böyle klasik mi seviyorsunuz? Sade mi seviyorsunuz? Uzun kollu tesettür mü seviyorsunuz? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar. Bunu da çok sevdim. Ama bunun hepsi oldu. Ama şu anda topukluyla... Yani topukluyla prov olduğum için bu da 3 saat falan kesmişler. Ondan dolayı hala uzun geliyor. Büyük ihtimalle bunun da etek kısmı bir daha olacak. Bayağı bir boyum 1.62 falan olduğu için bir daha kısalacak arkadaşlar. Burada böyle yırtmaç kısmı falan var. Ve üstüme cuk diye oturuyor. Straplez bir elbise. Çok güzel oturuyor. Ben normal hiç straplez falan giymiyorum. Çünkü böyle düşecek gibi falan ama bu böyle tam oturucuk diye oturuyor ve böyle sığırıyor bedeni. Çok güzel bir elbise arkadaşlar. Sanırım en küçük beden. Kaç beden? 36. 36 beden. Bu şekilde bir elbise arkadaşlar. Şu göğsünü yakına çekebilir misin? Göğsü bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel sığırıyor ve çok beğendiğim bir elbise. Bunu da aldım arkadaşlar. Böyle. Kız var, arkadaşlar, videom bu kadardı. Umarım seversiniz. Keşke annemin tepkisini çekseydim ama çekmedim. Çünkü kameramı başka bir yere koymuştum. Anne böyle ooo falan yaptı. Çok şaşırdı. Çünkü ilk defa gelinlik giydim ve annem bana uğursuzluk getirir. Gelinlik evlenmeden giyilmez. Bekar birisi evlenmeden gelinlik giymez falan diyordu. Umarım beğendiğiniz bir video olur arkadaşlar. İnşallah uğursuzluk getirmez. Evlenmeyi düşünmüyorum. Uğursuzluk falan getirmez. Neyse arkadaşlar, bu şekildeydi videom. Umarım beğenirsiniz. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Like atın ve zile açın. Yorum yazın. Yorumda ne tür gelenekleri veya abiyeleri, nişanlıkları sevdiğinizi de yazın. Hangi renk seviyorsunuz? Ben genel olarak pembe ve mor seviyorum. Böyle sarı, mavi, yeşil o renkleri hiç sevmiyorum. Kale içi de diyebilirsiniz. Kale içi kaftanlar giyeyim Denizli. Bay bay. Çok şık, çok güzel elbiseler var ve ben de ilk defa abiye giydim. Hayatımda ilk defa abiye giydim. Cidden. Hiç böyle abartmıyorum. Çünkü ben genelde böyle düz giydiğim için hani böyle allı pullu şimdi boncuklu pek giymiyordum ve ilk defa giydim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Gelenekler de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Çok şık. Ama ben gelenekte sadece beyaz rengi sevdiğim için başka bir renk sevmiyorum yani. Belki eve gidince de bu videoya devam ederim uzun olması için. Çünkü uzun bir video olmasını istiyorum arkadaşlar. Bana hiç belli olmaz. Bu şekilde arkadaşlar. Aslında videoyu kapatacaktım. Hatta kapatışı falan da yaptım ama evde görüşelim arkadaşlar. Evde sizinle konuşacaklarım var. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Eve geldim sonunda. Şöyle oldu. Annemle beraber gittik işte, denedim falan ben. Ondan sonra ben internette geziyordum, yani Instagram'da geziyordum ve bizim burada bir devlet tiyatrosunda tiyatro sergilenecekmiş falan. Onun için tiyatroya gittim bileti almaya.
Bu şekilde annemle orada yollarımız ayrıldı. Sonra ikimiz aynı evde buluştuk. Annem beni aradı. Beni aradı. Beraber işte. Benim için de bir bilet aldı. Ay evet. İlk annem ben gelmeyeceğim. Gitme etme işte bilmem ne dedi. Ondan sonra annem beni aradı ve ikimiz gidelim. Madem çok istiyorsun. Madem ikimiz gidelim dedi. Bu şekilde işte arkadaşlar. Çünkü videom... biz annemle arkadaşız. Çünkü arkadaş biz annemle arkadaş gibiyiz. Böyle işte arkadaşlar, bu şekilde videom da biraz kısa sürdüğü için böyle sonunda da böyle bir video ekleyeyim dedim. Evlilik hakkındaki düşünceler, yanıma gelsene. Ama buraya sığman gerekiyor. Sadece burada yer var. Sığamıyor muyum? Baksana neler aldım. Annem bana ne almış? Elma şekeri ve pamuk şeker. Gel şuraya geçmen çünkü gerekiyor. Hopla, hopla, hopla. Çünkü sevdiğim. Şu an sen de çıkıyorsun. Birazdan yanıma gelebilirsin. Sığdım. Sığdım. Bayağı da sığdım. Çok güzel seviyorum. Elma şekerini ve pamuk. Annemle biraz tartıştık arkadaş. Annem gitme. Ne yapacaksın? Şimdi herkes tanıyor. Başına kötü bir şey gelecek. Karanlıkta akşam geç bilmem ne dedi. O yüzden gitmeyelim dedi. Ben de çok isteyince o da tamam madem ikimiz gidelim dedi. Öyle tartıştık. Sonra beni affettirmek için kendisi de pamuk şeker ve elma şekeri almış. Çünkü ben hamileyken elma şekerini çok sevdiğim için içimde kalmasın diye elma şekeri yemiştim. Bir de arkadaşlar hatta, birisi bana yorum yazmış işte. Bütün videoları çekmişsin ama sadece ben kimim işte, ne iş yapıyorsun, çalışıyor musun, ne okuldun, ne mezunusun. Yani kendini tanıtan bir video çekmemişsin ama bütün videoları çekmişsin onun dışında demiş. Ben o videoyu çok çektim arkadaşlar. Anne seninle çıkıyorduk ya, ben bana sorular soruyorlardı işte, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum falan diye. Zaten genel olarak arkadaşlar ben bütün videolarımda kendimden bahsediyorum. Onun için bir videoda 10.000 olunca çekmeyi düşünüyorum. Şu an 2076 tane falan takipçim var. Ama ileride 10.000, 100.000 yani böyle kitiden biraz bayağı bir çoğalınca öyle bir video çekmek istiyorum. Onun dışında ben zaten bütün videolarımda kendimden bahsediyorum ben. Mikrofon gibi tuttum böyle. Yani bütün videolarımda kendimden bahsediyorum arkadaşlar. Zaten bence öyle bir video çekmeme gerek yok. Ama çok istiyorsanız sizin için çekebilirim. İnşallah çok izlenir arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Mucuk mucuk öpüyorum sizi arkadaşlar. Ben bunları yiyeceğim arkadaşlar. Neyse şimdi evlilik hakkında konuşalım. Çünkü ben bugün gelinlik, nişanlık, abiye falan denedim. Hayatımda ilk defa abiye denedim. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlık hakkı, Green Card başvurunuzla ilgili talebinizi istinaden ön başvurunuz değerlendirmeye alınır. Ben başvuru yapmadım ki. Başvuru işlemlerinizi uzman danışmanlarımızla birlikte tamamlamak için lütfen hemen biri tuşlayın. Ben başvuru lütfen yapmadım bir... daha henüz. Lütfen biri tuşlayın. Ben daha henüz başvuru yapmadım. Başvurmadım ki ben. Buna dolandırıcım Aya Global yazıyor. Tövbe estağfurullah. Etiket. Öyle işte arkadaşlar. Bir de ben bugün nişanlık. Ben normalde arkadaşlar hiç böyle boncuklu, simli böyle pek elbise giyen bir insan değilim. Ama bugün aynı ilk ben defa giydim. Aynı sen de. Evet ben de sevmem. Zaten Instagram'da falan görüyorsanız hani biliyorsunuzdur benim tarzımı. Yani böyle mini giyiyorum genel olarak. Ama ilk defa böyle taşlı, boncuklu, pullu, allı tüller giydim. Yani bir tanesi satendi. Benim o satendi değil mi? Ve ilk defa straplez giydim. Hiç hayatımda straplez de giymemiştim. Ve uzun geldi arkadaş. Onu bir daha terziye verdik ve terzi bir daha yapacak. Çünkü ben ayağımda topuklu varken giymiştim. Bundan dolayı çok uzun geldi. 3 santim falan kestirmişlerdi. 10 santim falan neredeyse kesilmiş. Ve 3 santim kestirmişler. Ondan dolayı bir daha kesilecek yani kısalacak. Sen evlilik hakkında ne düşünüyorsun Bilgül Hanım? Ben mi? Tabii ki senin evlendiğini, mürüvvetini görmek isterim. Herkes her bayan. Anne ben evlenemem anne, bu yaştan sonra. Seni herkes alır. Ben kimseyi beğenmiyorum ki ama ben bir defa aldatıldım ve evlendi, defoldu gitti pislik. Her neyse. O yüzden kimseye güvenmiyorum ve evlenmek de istemiyorum artık. Sen öyle zannediyorsun. Anne kimse... Önüne kim bilir kimler çıkacak. Anne bir tane erkek çenesini, gırlını, elin bakamadığı herife ben mi bakacağım? Ama... Anne çocuk besler gibi herifi mi besleyeceğim? İleride çocuğum olacak, çocukla herifi mi besleyeceğim ben? Benim evliliğe bakış açım bu arkadaşlar. Sevmiyorum tamam mı? Bir tane video vardı TikTok'ta. Kokuşmuş herifi ben mi bakacağım? Peh! Ailesine bakmadı herifi ben mi bakacağım? Bir tane kadın. Dur onu göstereceğim size. Kendi kafana göre birini bulursun merak etme. Bulamam ki. Bulursun. Bulamıyorum. Şimdilik öyle düşünüyorsun. Bulamıyorum. 3-5 seneye kadar bulursun. Bulamıyorum. 3-5 seneye kadar bulursun. Yok. Ha buldum. Ha bulamamışımdır.
Ya belki biliyorsunuzdur arkadaşlar, bir tane saçı açık bir tane kadın var böyle, sanırım renkli gözlü mü kahverengi gözlü müydü neydi? El bakamadığına ben mi bakacağım falan diyordu böyle. Ve o kadını benim idolüm. Örnek aldığım birisi değil ya, ne bileyim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bir dakika bakıyorum. Bulamadım ya. Benim de yok şu anda bir arkadaşım. Sevgilim, sevdiğim arkadaşım yok yani. Arkadaş, normal bir arkadaşım yok. Dertleşebildiğim, telefonla konuşabildiğim. Ben de senin arkadaşınım ya. Sen benim her şeyimsin. Canım anam. Her şeyim. Canım anam. Hayat arkadaşım. Hayat yoldaşım. Hayat yoldaşım. Bulamadım ya. Keşke bulsaydım. Size de gösterirdim arkadaşlar. Ama sen benimle hiç dertleşmiyorsun Ayşe Hanım. O çok gücüme gidiyor. Anne sus, konuşma. Anne sus, konuşma. Seninle hiçbir şeyimi anlatamıyorum. Bulamıyorum. Bu arada saçımı da yaptırdım arkadaşlar. Normalde fön çektirdim ama annem kazandı. Bu yüzden saçımı kırık fön çektirdim. Gene fön ama kırık. Kırık mı oluyor bu? Kırık fönmüş anne bu. Ama güzel oldu. Aynen çok güzel. Çok tatlısın biliyorsun Ayşen. Sana ben hiç kızamıyorum, bebeğim. Kıyamıyorum. Sen de çok tatlısın bebeğim. Dikkat et. Bulamadım arkadaşlar ya. Neyse ya aman. İşte böyle ben evlilik hakkında pek olumlu şeyler düşünmüyorum. Hep negatif. Herkes öyle. Şimdiki genç kızlar öyle olmasaydı, evlilik hakkında iyi düşünseydi 28-30 yaşında evlenmezdi. Şey diyordu kadın arkadaşlar, TikTok'ta görmüştüm. Elko koşmuş herifine ben mi bakacağım falan diyordu. Aynı bu şekilde konuşuyordu. O da darbe yemiş de ondan öyle diyor. Olabilir. Kadın yaşlıydı çünkü. Herhalde yani. Darbe yemeseydi 14'ünde evleniyorlardı. Bu şekilde işte arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenirsiniz ve beğenmeyi ihmal etmezsiniz. Beğeniyorsanız bildirin. Bir yorumlarda siz de evlilik hakkında neler düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Mesela ben evlenmeye olumlu bakmıyorum. Bana katılıyorsanız katılmıyorsunuz. Negatif düşünüyor. Önceden bunun hepsini yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi negatif darbe yedim. Darbe. O yüzden siz de yorumlarda evlilik hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bye bye. Sizi çok seviyoruz. Bye bye. Sizler çok değerlisiniz bizim için. Aynen aşklarım. Aşklarım. Çiçeklerim. Allah'a emanet olun.